Herkese saygılar, sevgiler arkadaşlar. Hürmetlerimi sunuyorum. Güzel bir hafta sonu inşallah bizimle olmuştur cumartesi günü ve pazar gününde inşallah cumartesi gününün devamını sağlarız. Tabi videoyu erken çektiğimiz için maçların ne olduğunu ne bittiğini bilmiyoruz ama inşallah güzel bir cumartesi geçirmişizdir. Katıl grubu olarak da aynı zamanda cuma gününde inşallah güzel geçirmişizdir. Arkadaşlar şimdi öncelikle şunu bir söyleyeyim. Bu hafta Spor Toto yapacaktık. Yapmadım. Yapmamamızın nedeni kupa maçlarından kaynaklı. Çünkü kupa maçlarıyla beraber aradaki bir mesafe var. Takımları yorumlamak mantıklı gelmiyor bana. Bunu her defasında söylüyorum. Kupa maçında kırmızı kartı var, sakatlığı var, o var, bu var, şu var. Anlattıklarımızın dışına çıkarsa insanları yanılgıya düşürmek istemediğimizden dolayı ben bu işi böyle biraz daha profesyonelce yapmaya çalıştığım için arkadaşlar Spor Toto'ya girmedim. Çünkü ya şimdi Spor Toto'yu pazartesiden salıdan vermek akıl işi değil. Bunu her zaman söylüyorum. Yani abi pazartesi gününden salı gününden Spor Toto'yu vermem demek bunun anlamı şu. Yani burada video kasıyorum. İzlenimler çoğalsın, izleyenler çoğalsın ve video çok izlensin falan. Bizim bu işlerle işimiz olmadığı için ben bu tip toplara girmiyorum biliyorsunuz. O yüzden de bu hafta bir de üstüne kupa maçları dahil olduğu için Spor Toto'yu pas geçtim. İnşallah önümüzdeki hafta itibariyle çarşamba ya da perşembe günleri Spor Toto'ya giriş yapacağız. Bunun da bilgisini vereyim. Şimdi önümüzde tam 4 tane maç var Spor Toto'dan ve bu 4 maç üzerinden düşüncelerimi, beklentilerimi sizlere anlatacağım. Olur olmaz artık bilmiyoruz. Şans, yeni bir sezon, yeni bir başlangıç. Dünya Kupası'ndan sonra tekrardan Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Şampiyonlar Ligi maçlarını yorumlayacağız. Tabii şimdi dinleyenler Sazan atlayacaktır mutlaka Şampiyonlar Ligi'ne şampiyon. Bizim için herkesin kaçtığı, korktuğu, tırstığı Türkiye Süper Ligi benim için Şampiyonlar Ligi arkadaşlar. Çünkü benim bir korkum yok. Ben puan durumuna bakarak ya da işte istatistiklere bakarak maç vermiyorum. Ben izlediğim futbolu, maçları tek tek izlediğim için benim için bu maçları vermek, yorumlamak çok da zor olmuyor. Bence keyif alıyorum. Sizler de keyif alıyorsunuz umarım. Gelelim Adana Demir Karagümrük maçıyla bir açılışı yapalım şimdi. Hayırlısıyla. Şimdi Adana Demir kupa maçında izledim. Adana Demir'i çok fazla beğenmedim ki. Şunu da belirteyim mesela. Benim çok enteresan bir şekilde bu üç büyüklerin Adana Demirspor'un bu stoperiyle ilgili Samet'le ilgili girişimlerini hiç anlayabilmiş değilim. Yani Samet gibi bir futbolcunun ki bunu kupa maçında da gördünüz yaptığı hataları falan. Ya yani ne Fenerbahçe'de ne Beşiktaş'ta ne Galatasaray'da oynayabilecek bir potansiyele sahip bir oyuncu değil. Çok acemi ve kesinlikle yer tutmayabilen bir oyuncu değil. Bir kere bunun altını çizeyim. Yani çok patlar. Alanın elinde patlar. Artık kim alacak bakacağız. Şimdi Adana Demirspor lige iyi bir başlangıç yaptılar. Keyifli maçlar izlettiler. Ama Adana Demirspor'un attığı gol kadar 7 gol de var. Yani bu da zaten işte o Samet'in beğenilen istenilen Samet'in durumunu gözler önüne seriyor. Şimdi kupa maçında ben Pirlo'nun Adana Demirspor'u çok net bir şekilde izlediğini düşünüyorum. Tahmin ediyorum. Ve Adana Demirspor'un o defans bloğundaki hataları görmüştür ki ve o defans bloğunun hatalarını değerlendirebilecek birkaç takımdan biri Karagümrük. Neden? Oynadığı futbol ve oynadığı dizayn anlamında Adana Demirspor'u cezalandırabilecek bir oyun yapısına sahip ki bu defansı sıkıntılı olan Adana Demirspor. Adana Demirspor'un gol atmak konusunda sıkıntısı yok. Ama Adana Demirspor'un şöyle bir eksiği var. Eksik oyuncuları var Adana Demirspor'un ve bu anlamda sıkıntı yaşayabilir. Şimdi dolayısıyla bu doğrultuda benim bu maçta sizlere önereceğim tercih, yani bakın tercihlerimi sırasıyla söylüyorum. Mesela maç sonu ve 2.5 üst veya 2.5 alt diyorum ya. Benim ilk söylediğim tercih ağırlıklı tercihtir. Kimi maçta maç sonu veririm, kimi maçta gol bahsine öncelik veririm. Önceliğim ilk verdiğim, yani hangisini oynarsın dersen ilk verdiğimi tercih ederim. Bunu da belirteyim. Burada gol bahsi oynayan arkadaşlara ben bu maçta karşılıklı gol varı bir kere öneriyorum. Bu maç 2.5 üstte de gider. Ben Adana Demirspor'u kupa maçına kadar ki performansından kaynaklı aslında daha farklı düşünüyordum ama bu kupa mesaisi uzayan bir maç Adana Demirspor'u sıkıntıya sokacaktır. Ben bu maçta Karagümrük'ün bir sürprize imza atabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu maçta maç sonu 2 öneriyorum. Güvenemeyen arkadaşlara 0-2 çifte şans öneriyorum arkadaşlar. Normalde Adana Demirspor maçı eğer uzatmalara gitmeseydi, Adana Demirspor Rize karşısında beklediğim oyunu oynasaydı ben bu maçta gözüm kapalı maç sonu 1 verirdim ama kupa maçında izlediğim Adana Demirspor ve kupa maçında izlediğim Karagümrük arasındaki oyuna baktığımda bu maç 0-2'ye kayar arkadaşlar. Gol tercihinde de dediğim gibi karşılıklı gol var ve 2.5 üstü tercih edilebilir. Geldik Konya Alanya'ya. Şimdi bu iki takımı da yine kupa maçına kadar izlediğim Konya ve Alanya arasında çok fark var. İkisi de uzatmalara gitti. Aslında Konya bir şey bırakmamış ama Konya'nın beklediği rakip Bodrumspor bu Bodrumspor değildi. Yani Konya orada bir sıkıntı yaşadı. Baskılı oynadılar, tempolu oynadılar ama kupa maçında bu kadar tempo, bu kadar baskılı oyun planı olduğunu düşünmüyorum ben İlhan Palut'un. Maç kendi kontrolünden çıktı. Rakip
ve baskı uyguladıkça futbolcular daha da çok baskı yapmaya başladılar ve bu onları yordu. Alanya'da aynı şekilde keza, Alanya'da aynı tempoda bir futbol oynadı kupa maçında ve iki takım da öyle ya da böyle devam ettiler yollarına. Ama şimdi burada bu kadar kısa sürede bu takımların birbirleriyle oynaması, yani lig maçı oynaması sıkıntılı. Neden sıkıntılı? Şundan, aslında sıkıntı olacak bir pozisyon yok. Yani 3 gün bir futbol takımı için, bir futbolcu için 3 günlük ara ideal bir ara. Yani ben böyle 3 günde bir maç falan, ben bunlara inanmıyorum abi. Şimdi örnek veriyorum, bak çok net söylüyorum. Hepinize soruyorum. Kendi açınızdan değerlendirin. İdmanları saymıyorum. Bakın idmanlar, her gün idman yapılıyor. Evet ama maçın ertesi günü idman olmaz. Şimdi beni 40 yaşında dinleyen insan da var, 50 yaşında da var, 20 yaşında da var. Ya 20 yaşındakilere sormuyorum bu soruyu. Ya çünkü onlar direkt vereceği cevap belli, yaşlarından dolayı. Ama mesela 40 yaşındaki bir arkadaşımıza, vatandaşımıza soruyorum. Veya 45 yaşında veya 50 yaşında. Ya 2 günde bir seni arkadaşların halı saha maçına çağırsa oynar mısın, oynamaz mısın? Veya 3 günde bir, hadi bak Nor. Ya 10 kişiden 8'i oynarım der. O yüzden ya bu 3 günde bir maç olayı ben asla hayatım boyunca da katılmadığım bir şey. Şimdi burada sıkıntı şu. Dünya Kupası arası, arada maç yapılmaması. Şimdi hep söylüyorum, idman maçı ve hazırlık maçlarıyla bir resmi maçın mücadelesi farklı olur. Konsantrasyon olarak da, beyin olarak da hazırlık maçını çok fazla iplemezsin. Burada zaten olay vücuttaki yorgunluktan kaynaklı bir olay değil. Beyin yorgunluğu. Bir şeye kilitlendiğin zaman başka bir şeye kilitlenemezsin. Kilitlenmediğin bir şeyde de asla yorulmazsın. Bunu hepiniz gün içinde yaşıyorsunuzdur. Hesap kitap yaparken beyniniz yorulur. O hesabı kitabı yapana kadar, yani ödemeleri yerine getirene kadar beyniniz hep yorgundur. Ama ödemeyi yaptıktan sonra hayat toz pembedir. Beynin de dinlenmeye başlar. Dolayısıyla hazırlık maçlarıyla resmi müsabakaların arasında çok büyük bir fark var. Şimdi Dünya Kupası arası boşluk bir dönemdir. Şimdi onun üstüne bir resmi maç oynayıp üstüne bir de şimdi kupa maçı sıkıntı yaratacak. Ama Dünya Kupası olmayıp devam etseydi fikstürler, o zaman ben bunları konuşmazdım. Bunlar bambaşka şeyler. Şimdi dolayısıyla burada iki tane takım direnç gösterecektir. Yalnız ilerleyen dakikalarda, oyunlarda beyinlerin vücuda, ayakları hükmedemeyeceği zamanlarda enteresan hatalar olacaktır bu maçta. Orta sahada olur, defansta olur veya karşı karşıya pozisyona giren forvette olur. Nerede olacağı belli değil. Ama çok enteresan goller de kaçabilir. Çok enteresan goller de yenilebilir bu maçta. Dolayısıyla benim bu maçtaki de öncelikli tercihim karşılıklı gol var arkadaşlar. İkinci alternatif gol bahsinde de evin 1.5 üstü gol bahsini öneriyorum. Çünkü Alanya'nın hatta İlk tercihim ev sahibi 1.5 üstü öneriyorum. Sonra karşılıklı gol var. Çünkü Alanya'nın savunması Konya'dan daha kötü. Ve Alanya'nın orta sahası Konya'dan daha kötü. Yani oraları, o göbeği aşmak Konya için daha kolay. Dolayısıyla ben bu maçta ev sahibinin 1.5 üstü bahsini öncelikli tercih veriyorum. Ardından da bir taraf galibiyete gidecekse onun da Konya Spor olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ev sahibi olmasının avantajıyla kaynaklı. Başka bir nedeni yok. Geldik Antep Beşiktaş'a. Şimdi bu maçtan önce hemen hatırlatma yapayım. Aramıza katılmak isteyen arkadaşlar bizimle katıl butonundan aramıza katılabilirler YouTube üzerinden. Eğer katıl butonu gözükmeyenler varsa, katıl butonunu aktif halde kullanamayan, göremeyen arkadaşlarımız varsa aramıza, onlar da iletişim kurabilirler Emmedia'yla. Emmedia'yla Instagram üzerinden iletişim kurarsanız aramıza nasıl dahil olacağımıza size yardımcı olurlar, yönlendirirler. Aboneliği sağlayana kadar size her türlü desteği sağlayacaklardır. Bunu da bir hatırlatmasını yapayım. Geldik Antep Beşiktaş'a. Şimdi Beşiktaş Urfa karşısında çok ekstra bir oyun başlangıcı yaptı. Aslında ben şeye katılmıyorum. Urfa çok iyi oynadı. Ya değil. Urfa iki kere geldi. İki kere bir tane top vurdu, çarptı, gol oldu. Bir tanesi kontipiyede kaldı kaleci Ersin. 2-0 oldu. Onun haricinde Urfa'nın herhangi bir şeyi yok. Veya Beşiktaş yüklendi. En sonunda olacağına vardı ve üste doğru gitti. Takım golü de gitti. Maçı da kazandı. Şimdi burada yalnız şu var. Beşiktaş'ın çok eksiği var. Beşiktaş bu eksik mücadeleyle, eksik kadroyla defans anlamında özellikle çok sıkıntı. Mesela o Emre Can denen oyuncuyu, ben genç arkadaşımızı Beşiktaş'ta mesela Atiba'yı falan çıkardı ya. Atiba ile niye başladı onu anlayabilmiş değilim de mutlak surette işte sözleşme falan. Urfa'ya karşı da Atiba'yı oynatmayacaksam ne zaman oynatacağım düşüncesi vardır muhtemelen Şenol Güneş'in. Ama ben 2-0'dan sonra ilk çıkartacağım oyuncu Emre Can. Yani o Emre Can'ın yaptığı hatalar falan yazık, çok tehlikeli işler. Şimdi ben burada Beşiktaş'ın defansına asla ve asla güvenmiyorum. Evet Beşiktaş gol yollarında iyi, çok baskı bilmem ne, ama karşındaki Urfa'ya bile dakika 70'e kadar gol atamayan bir Beşiktaş'tan bahsediyoruz. Şimdi bunları göz ardı etmeyelim. Beşiktaş'ın hücum gücü çok yüksek. İnanılmaz pres yapıyor. İnanılmaz baskı yapıyor. Evet doğru, ama şunu da atlamayalım. Yani karşısında Urfa'ya varken bile Urfa'yı bile 70 dakikada açabildi. Şimdi bu sefer karşısında Antep var. Daha güçlü, daha bu lige endeksli bir takım var. Dolayısıyla bu Antep'i hiç açamayabilir. Antep'e saldırırken mesela Urfa çok yaslandı ve Urfa'nın ileriye koşacak, ileriye topu taşıyacak, sürecek ve gol pası verecek bir oyuncusuna da sahip olmadığı için Urfa 2-0'dan sonra kaldı. Normalde 2-0 yakalamışsın. Kontralarla Beşiktaş deli gibi geliyor. Kontralarla 3'ü de bulman lazım. Ama Urfa 3'ü
yakalayacak yani 3. golü atacak bir pozisyona dahi girmedi. Ama Antep öyle değil. Yani Antep kontralardan Beşiktaş'a sıkıntı yaratabilir. Dolayısıyla benim bu maçta da öncelikli tercihim gol bahsi olur arkadaşlar ve karşılıklı gol varı ben bir kere alırım, kenara koyarım. Tercih olarak da, maç sonu tercih olarak da Beşiktaş'ın lige iyi başlamak zorunda olduğu bir puan durumu var önümüzde. Ve Beşiktaş'ın önünde Başakşehir maçı, cuma günü oynanan bir de Fenerbahçe Trabzon maçı var izleyeceği ve bu takımların puan kaybında veya tam aksi puan kazanması da Beşiktaş'ın kazanması için bir neden. Neden? Şimdi kazanırsa Fenerbahçe ve İstanbul Başakşehir, Beşiktaş'ın kaybetmesi durumunda Beşiktaş'ın yavaş yavaş artık o enerjisini, o isteğini kaybeder Beşiktaş. Şenol Güneş de bunun bilincinde olur. Çünkü puan farkı açılır. Ama puan kayıplarında da Beşiktaş'ın ekstra kazanması gereken bir oyun puan farkını kapatabilmek için. Yani burada Beşiktaş'ın bu maçı öyle ya da böyle bu deplasmandan 3 puanla dönmesi lazım. Olası bir kayıpta Beşiktaş sıkıntı yaşar. Dolayısıyla burada daha çok ihtiyacı olan bir takım Beşiktaş olduğu için de Beşiktaş'ın maç sonu ikisini değerlendirebiliriz. Geldik çok fazla üzerinde konuşmayacağımız Galatasaray-İstanbul maçı. Galatasaray'ın da kupa maçını izledik. Galatasaray kupa maçında çok enteresan. Yani maçın 1-0 bitmesi enteresan. Neden? Bir penaltı kaçması. Mata'nın onun bunun golleri kaçırması. Hakemin çok ya hakemlere de değinmedi. Abi bu hakemlere de nasıl değinmeyeceksin? Yani neydi o? Hakemin adını da unuttum. Mesela şöyle söyleyeyim. Ya Adana-Rize maçındaki hakem ya o maçı Rize kazandı ya öpsün başına koysun ya hakeme rağmen o Rize turu atladı. Bak hakeme rağmen inanılmaz işler yaptı Adana'ya. Yani penaltı ya komedi ya. Ona rağmen Rize kazandı. Aynı şekilde Galatasaray'da Keçiören gücünde hakeme rağmen kazandı ama Galatasaray ve Keçiören arasında zaten bir kalite farkı olduğu için öyle ya da böyle o maçı kazanacaktı. Yani 1.5 metre içeride olan bir pozisyonu penaltı vermeyip dışarıda bir pozisyon nasıl verirsin? Yani ciddi anlamda ben bu hakeme maç yönetmek bak çok büyük sıkıntı yaratır Merkez Hakem Komitesi'ne. Ben bu hakeme bir daha şans bile vermem. Öyle bir şey yok ya. Ya bu maç 3-0 neticelense de önemli değil. Yani maç 3-0. Galatasaray 3-0 önde öyle bir penaltı verilmedi. Sıkıntı. Abi maç sıkıntısı değil. Bu hakemin performansı sıkıntı. Bu hakem Galatasaray maçını etkilemeyebilir ama yarın öbür gün düşmeye oynayan bir takımın maçına çıktığında o maçı etkiler. Ya bunların önceden tedbirini almak lazım ya. O yüzden bu maç bu hakemi resmi bir maçta hata yapmasını beklemene gerek yok. Yani lig maçında. Sen bu hakemin performansı ortada. Ben bu hakeme hayatta maç vermem. Böyle bir şey olur mu ya? İçeride 1.5-2 metre içeride ya pozisyon. Hani böyle santimle değil ya. Rize maçının hakemi öyle. Adana'ya yani neyse hakemlere değmiş olduk. Galatasaray İstanbul maçı Galatasaray Keçiören gücü maçından baz alınacak bir maç değil. Kupa maçı alt ligden bir takımla oynuyorsun. Çok fazla baskıya yürümedi Galatasaray. Çünkü hafta sonu oynayacağı bir İstanbul Spor maçı var. Daha önemli bir maç var. Çünkü rakibi Fenerbahçe Trabzon'a gidiyor. Başakşehir Ümraniye deplasmanında olası puan kayıplarında Galatasaray bir anda birinciliği eline geçirebilir. Dolayısıyla Galatasaray İstanbul Spor maçını düşünerek de mesela Beşiktaş'ın Urfa'ya uyguladığı baskıyı kurmadı. Hepiniz izlediniz. Nasıl olsa atarım bir tane atarım bir tane atarım. Gol pozisyonu da çok öyle amşam bir pozisyona vermedi rakibine. Dolayısıyla Galatasaray'ın kupa maçını çok fazla üstünde durmadan bu maç üzerinden yoğunlaştığımızda Galatasaray İstanbul Spor'u rahat yener. Tabi burada Galatasaray'ın oranı çok bir şey vermeyecektir. Yurt dışından oynayan arkadaşlar da 1.30'un altında filandır muhtemelen ama burada Galatasaray'ın takım gollü veya Galatasaray'ın ilk yarıdan bir maç sonu biri, ilk yarı biri. Galatasaray'ın handikaplı galibiyeti yani Galatasaray İstanbul Spor'dan da şunu da söyleyeyim karşılıklı gol yok. Yani İstanbul Spor Galatasaray'a gol filan atamaz. Bunlar değerlendirecek oyunlar. Bunların tercihlerini siz yapın. Ben genelde böyle ufak ganyanlı böyle bu tip maçları yorumlamayı sevmiyorum arkadaşlar. Oynanacak oyunlar belli. Oynanacak oyunları size söylüyorum. Bu maçın Galatasaray'ın handikaplısı, Galatasaray'ın 1.5 üstü gol bahsi. Galatasaray İstanbul Spor'dan gol yiyecek bir takım değil. İstanbul Spor'un da Galatasaray'a gol atacak bir hali yok. O yüzden maç olur 4-0, 5-0. Ya Galatasaray artık maçı bırakır o başka bir şey. Ama bu maçta İstanbul Spor'un ben gol atacağını falan da düşünmüyorum. Pazar gününe böyle geçeceğiz ve pazartesi günü videomuza devam edeceğiz. Yarın da yine önceden, videolarımız hep önceden gelmeye başlayacak. Pazartesi günü videosuyla sizlerle beraber olacağız inşallah arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için ve bana sabır gösterdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yazdığımız gibi gelsin ama öncelikle sizlerin yazdığı gibi gelsin. Hepimize bol şanslar.